Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Geçen hafta Instagram'da Xiaomi Mi Eco ekipmanlarının bulunduğu bir kutu açılışı yapmıştım. Bu hafta sizlerle birlikte o ekipmanları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada hala Instagram üzerinden beni takip etmiyorsanız Oyuncu Karaga Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Güncel olarak her hafta incelemiş olduğum ürünler hakkında gönderileri ve hikayeleri oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan soruları da DM üzerinden bana iletebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden de sizler için daha iyi içerik üretebilmem için kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Dilerseniz şimdi incelememize geçelim. Kutu içerisinde 5 adet ekipman bulunuyor arkadaşlar. Ben bir haftadır bu ekipmanları kullanıyorum. Tabii ki deneyim sahibi olabilmek için, ekipmanların kalitesini az çok hissedebilmek için, sizlere daha sağlıklı bilgi vermek için. Xiaomi Mi Eco'yu da daha önceden duymayan arkadaşlar da olabilir veya daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen arkadaşlar da olabilir. Mi Eco firması Xiaomi Türkiye'nin ana resmi distribütörü arkadaşlar. Kendi teknik servisleri bulunuyor ve sattıkları her ürün için 2 yıl garantisi bulunuyor. Tabii ki her ürün için de yedek parça desteği de bulunduruyor. Kullanıcı gözüyle baktığımızda bir firmada olması gereken özelliklerin en başında olan ana özelliği zaten taşıdığını görüyoruz firmanın. Ayrıca arkasında Xiaomi gibi büyük bir markanın olduğunu görüyoruz. Firma hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ve yüzlerce farklı ürününe de göz atmak için Xiaomi Mi Eco'nun internet adresini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şöyle bir göz gezdirmenizi öneririm arkadaşlar. Ayrıca güncel olarak paylaştıkları içerikleri ve paylaştıkları ürünleri de gözlemleyebilmek için Instagram sayfasında yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Güncel indirimleri, yeni çıkan ürünleri oradan hızlıca anlık olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. İncelemeyi isterseniz kutunun en küçük ekipmanından başlayalım arkadaşlar. Bir wireless mouse, MVMM01 modelli wireless mouse'u. Şu şekilde beyaz kompakt bir kutuyla bizlere geliyor arkadaşlar. Ön yüzeyde mouse'un kendisini görüyoruz. Kutunun yan yüzeyinde, arka yüzeyinde mouse'un sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedilmiş. Zaten birazdan biz bunlardan detaylıca bahsedeceğiz. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor. Ve mouse wireless mouse arkadaşlar, yani kablosuz mouse. 2.4 GHz bağlantıyla bilgisayarla bağlantıyı gerçekleştiriyor. İçerisinde 2 adet pille beraber birlikte geliyor arkadaşlar. Öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. Bunu ben yaklaşık 2 gün civarında kullandım arkadaşlar. Laptopta kullandım ve hissettiğim en baştaki pozitif yöndeki yorumum şu olacak arkadaşlar. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mouse tam anlamıyla güzel malzemelerden, ABS plastik ama güzel malzemelerden üretilmiş. Kompaktlık anlamında da çok fazla büyük bir ebata sahip değil, çok fazla küçük bir ebata da sahip değil. Orta düzeyde bir boyutta tutulmuş arkadaşlar mouse'un boyutu. Ergonomik anlamda da mouse'un sağ ve sol yüzeylerinde tırtıklı küçük zeminler bulunuyor. Burada mouse'u avuç içerisine aldığımız zaman daha iyi kavrayabilmek için ve terleme gibi olaylarda mouse'un el içinde, avuç içinde kaymaması için bu yüzeyler yapılmış. Genel anlamda yuvarlak bir tasarımı var gibi. Arka tarafa doğru da bombeli bir yapıya sahip arkadaşlar. Bu bombeli yapının da olması mouse'un avuç içerisine tam anlamıyla yine oturması için, kontrol anlamında yine artı bir avantaj sağlamak için arkadaşlar. Mouse'un alt tarafına geldiğimizde ise burada mouse'un masa üzerinde kayganlığını orta seviyelerde tutabilmek için ne çok fazla kaygan veya kaymayı çok fazla zorlaştıran küçük yumuşak zeminler kullanılmış arkadaşlar. Ve burada sensörü görüyoruz. Sensörün ön yüzeyinde on off tuşu bulunuyor, butonu bulunuyor. Buradan mouse'u açıp kapatabiliyoruz. Arka tarafta ise farklı bir pil yuvası tasarımını görüyoruz arkadaşlar. Burada kapağı sola doğru yavaşça çeviriyoruz ve pil yuvasının kapağı açılıyor arkadaşlar. Burada pilleri görebiliyoruz, kalem pilleri. Wireless adaptör yuvası da orta kısma konumlandırılmış. Bağlantı anlamında da 10 metre civarında bir çekim alanına sahip arkadaşlar. Bu arada sensöründe 3 kademeli bir şekilde 800, 1200 ve 1600 dpi olmak üzere 3 farklı dpi seçeneğini görüyoruz arkadaşlar. Genel anlamda baktığımızda kompakt, güzel bir mouse. Malzeme kalitesi anlamında gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Ergonomik yapı olarak da öyle. Büyüklük anlamında söylediğim gibi çok fazla büyük bir mouse değil, çok fazla küçük bir mouse da değil arkadaşlar. Laptop çantanıza koyduğunuz zaman çok fazla yer kaplamaz. Yani aslında cebinize dahi, yaka cebinize dahi sığabilecek bir mouse. Ben beğendim açıkçası. İsterseniz ikinci ürünümüze geçelim. Evet, ikinci ürünümüze geldiğimizde ise
Demek ki mouse bir kutu içerisine koyulmuş, yanına da bir klavye konulmuş. Böylelikle bir klavye mouse seti ortaya çıkmış arkadaşlar. Yine beyaz bir tasarım ve internet üzerinde de bunun farklı renkte olanlar da mevcut. Kutunun ön yüzeyine baktığımızda klavyenin ve mouse'un kendisini görüyoruz. Kutunun arka tarafında yine klavye mouse'un sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedilmiş. Biz zaten mouse'u detaylıca incelemiştik. Burada IPX4 sertifikası dikkatimi çekti arkadaşlar. Klavyede suya dayanıklılık noktasında IPX4 sertifikası mevcut. Tak çalıştır bir ekipman olduğundan bahsedilmiş ve burada Mac ve Windows'da kullanılabiliyor arkadaşlar. İki farklı adaptasyondan bahsedilmiş. Kutu içerisinden hızlıca şimdi ekipmanları çıkartalım. Aslında mouse'u çıkarmamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten demin incelemiş olduğumuz mouse'un aynısı. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu kitapçı çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında mouse ve klavyede kullanmamız için pillerin de çıkması iyi bir şey. Bazı klavye mouse setlerinde piller dahi kutu içerisine koyulmuyor. Şöyle hızlıca ambalajından kurtarayım ben klavyeyi. Beyaz bir tasarımda tıpkı mouse'da olduğu gibi aslında klavye mouse tasarım arkadaşlar birbirinde çok uyumlu. Yani baktığımız zaman tam anlamıyla birbirini tamamlamış iki ekipman. Çok güzel bir set olmuş aslında. Tamamen ön yüzeyde, arka yüzeyde bembeyaz bir tasarım görüyoruz arkadaşlar. Bazı ekipmanlarda böyle beyaz tasarımları seven arkadaşlar da oluyor. Membran switch ve çok sessiz bir yapıya sahip arkadaşlar bu klavye. Gerçekten bayağı sessiz. Tuş tasarımı ise gövdeye gömmeli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Böylelikle daha ince bir tasarım, gövde tasarım, daha estetik bir tasarım ortaya çıkmış. F1'den F12'ye kadar multimedya yardımcı tuşlarını görüyoruz. Parlaklığı dahi ayarlayabilmemiz için burada multimedya yardımcı tuşu bulunuyor. Eğer dinlemiş olduğumuz bir müzik varsa, izlemiş olduğumuz bir film varsa sesini kontrol edebiliyoruz. Bir sonraki parçaya geçiyoruz gibi birçok yardımcı tuş buradaki F1'den F12'ye kadar olan tuşlara konumlandırılmış arkadaşlar. Burada Fn tuşunun yardımıyla buradaki tuşları kullanabiliyorsunuz. Klavyenin arka tarafına şöyle bakmak istiyorum. Toplamda 5 adet küçük yumuşak ayakçık bulunuyor. Bunlar masa üzerinde klavyeyi daha kontrollü bir şekilde kullanmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca burada yükseklik, alçaklık ayağı bulunuyor arkadaşlar. Pil yuvasından da bahsetmek istiyorum. Sizlere 2 adet kalem pille çalıştığını söylemiştim arkadaşlar. Zaten kutu içerisinden çıkıyordu ve wireless adaptör de buradaki pil yuvalarının yanına konumlandırılmış. Ayrıca pilleri taktıktan sonra klavyenin sağ üst bölgesinde bulunan bildirim ışıklarının hemen arka tarafında on off butonu bulunuyor arkadaşlar. Bunu aktif ettikten sonra klavyeyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu klavyede sadece Windows kullanıcılar düşünülmemiş arkadaşlar. Mac ortamında da Windows ortamında da bu klavyeyi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kısa yol tuşu mevcut. Bu tuşa basmanız yeterli. İsterseniz Mac ortamında, isterseniz Windows ortamında bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Tuşlar üzerindeki rakamlar, harfler lazer baskılı. Yani silinme noktasında kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Malzeme kalitesi anlamında tıpkı mouse'da olduğu gibi gerçekten kaliteli malzemeler kullanılmış ve tuşların basım hissiyatı gerçekten çok güzel. Yumuşacık bir tuş yapısı var. Onu söyleyebilirim. Çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Yavaşça dokunduğunuzda basım işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. O anlamda da gerçekten ergonomik anlamda yani bayağı başarılı bir klavye ortaya çıkmış. Ayrıca tuşlar üzerinde de hafif bir eğim var. Yine parmaklarınızın uç kısmının tuşlar üzerine oturması için yapılmış bir tasarım. Yani ergonomik anlamda da bu noktaya değinilmiş. Özellikle de sessiz bir tuş tasarımına sahip olması. Zaten bu klavye arkadaşlar ofis ortamında, iş ortamında kullanılabilecek bir klavye. Yani oyuncu klavyesi olarak bu klavyeyi kullanmanızı tavsiye etmem ama İsterseniz tabii ki kullanabilirsiniz de ama iş ortamında daha çok tercih edileceği için, daha fazla kullanılacağı için, seslilik anlamında başarılı bir klavye olduğu için etrafınızdaki arkadaşlara, iş arkadaşlarınıza çok fazla rahatsızlık vermeden işinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu güzel klavyemizi kutu içerisine gönderelim ve 3. ekipmanımızı incelemeye başlayalım. İncelemiş olduğumuz 3. ekipman, bu da beyaz bir tasarıma sahip ama korkmayın arkadaşlar, bunun da siyah olan modeli mevcut. İlla beyaz seviyorsunuz diye bir şey yok. Yani siyah olan modelleri de tercih eden arkadaşlar var. Baktığımız zaman burada yarım bir klavye görüyoruz. Aslında yarım değil de 3 çeyrek diyebiliriz. Numarik kısım bulunmuyor arkadaşlar klavye üzerinde. Klavyeyi zaten kutunun ön yüzeyinde görüyoruz ve kutunun arka tarafında klavyenin sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedilmiş. Burada 8 derecelik açıdan yine bahsedilmiş. Demin klavyede olduğu gibi ve yine çift platformdan bahsedilmiş arkadaşlar. Yani Mac kısmında ve Windows kısmında yine bu klavyeyi ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz.
görüyoruz. Klavye söylediğim gibi yarım bir klavye, 3 çeyrek bir klavye, 85 tuşluk bir yapıya sahip arkadaşlar ve oldukça ağır olduğunu söyleyebilirim. Yani küçük boyut olmasına rağmen 495 gramlık bir ağırlığa sahip. Bunun nedeni ise tamamen alüminyum bir gövde tasarımına sahip olması. İçerinde her üründe olduğu gibi bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı bulunuyor. Sahip olduğu teknik özetlerden falan bahsedilmiş. Biz zaten birazdan bunlardan detaylıca bahsedeceğiz. Şunu söyleyebilirim, en başta tasarımına bayıldım. Gerçekten tasarım anlamında çok güzel, çok estetik, güzel bir klavye ortaya çıkmış. Beyaz bir tasarım dedik ama gövdenin iç tarafını görüyorsunuz. Koyu gri ile kaplı. Böylelikle beyazla grinin birleşmesi gerçekten güzel bir tasarım ortaya çıkarmış. Ayrıca metal bir gövde tasarımının olması, alüminyum bir gövde tasarımının olması klavyeye gerçekten kalite eklemiş. Bunların dışında daktilo tasarımına sahip olan bir klavye olduğunu söylemiştim ve gömmeli bir tuş tasarımı arkadaşlar. Membran bir klavye, tuşlar gövdeye gömülmüş bir şekilde. Yine buradaki ana nokta incelik arkadaşlar. İnce bir tasarım olması için gömmeli tuş tasarımı tercih edilmiş. Bu bağlamda da gerçekten başarıya ulaşılmış. Klavye gerçekten çok ince bir yapıya sahip. Sadece arka tarafta sabit bir yükseklik kısmı bulunuyor. Bu yükseklik kısmının amacı ise 8 derecelik açıyı yakalamak. 8 derecelik açıyla klavye üzerinde bileğimiz durduğu zaman ergonomik anlamda uzun süreli kullanımlarda bileğinizde ağrı hissetmemek için bu şekilde bir tasarım tercih ediliyor. Az önceki klavyede olduğu gibi bu klavyede de F1'den F12'ye kadar yardımcı multimedya tuşlarını görüyoruz. Yine aynı fonksiyonlar, ses kontrolü, multimedya kontrolü ve ekranın parlaklığının kontrolü gibi veya arama motorunun kontrolü gibi birçok kontrole buradan erişebiliyoruz. Yine Fn tuşuyla beraber, yardımcı tuşlarla beraber. Bu klavyede şöyle bir ekstradan özellik de var arkadaşlar. Bu klavyeyi biz 2.4 GHz'de bağlantıyı gerçekleştiriyoruz bilgisayarlarla. Ama Bluetooth modu da var arkadaşlar. Burada üst tarafta klavyenin sağ üst bölgesinde Bluetooth tuşunu görüyorsunuz. Hemen yanında Mac tuşu ve Windows tuşu bulunuyor. Hemen sol tarafında Wireless tuşu bulunuyor. Burada Bluetooth tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutarsanız Bluetooth moduna geçiyor klavye arkadaşlar. Böylelikle TV ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz veya notebooklarınızla Bluetooth bağlantısını sağlayabilirsiniz veya tabletlerinizle bağlantıyı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bluetooth desteği bulunan, Bluetooth klavye desteği bulunan tüm ekipmanlarınızla bu klavyenin bağlantısını sağlayabilirsiniz. Söylediğim gibi 5 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz ve Bluetooth ışığı zaten yanıp sönmeye başlıyor ve kullanmak istediğiniz ekipmanın Bluetooth arama kısmında bu klavyenin ismini gördüğünüz zaman bağlantıyı eşleştirmeyi yapmanız gerekiyor. Klavyenin arka tarafına geldiğimizde ise burada pil yuvasını, pil yatağını görüyoruz. Kalem pil değil arkadaşlar. Onun bir tık büyüğü olan var ya, 2 A'lı kalın pil. Onunla kullanıyoruz bu klavyeyi. Burada hemen yan tarafında wireless adaptörünü görüyoruz. Ve yan tarafta yine on off butonu bulunuyor. Klavye yine membran bir klavye olduğu için sessiz bir yapıya sahip. Sessiz bir tuş tasarımına sahip. Demin incelemiş olduğumuz klavye var ya, ondan da sessiz. Sessizlik anlamında bayağı sizi zirveye çıkartacak bir klavye arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani klavyeyi kullanıyorsunuz, neredeyse ben duymuyorum yani. O derece klavye sessiz bir yapıya sahip. Yani yine iş ortamında kullanabileceğiniz, etrafınıza rahatsızlık vermeden rahatlıkla işlerinizi halledebileceğiniz bir klavye. Oyuncu klavyelerimiz de var kutu içerisinde. Onu bekleyin derim. Bu daha çok iş ortamında kullanabileceğiniz, ofis ortamında kullanabileceğiniz, o yapıda tasarlanmış bir klavye. Gerçekten de güzel tasarlanmış bir klavye. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Malzeme kalitesi anlamında şunu söyleyebilirim. Bu üçüncü ekipman. Üçü de gerçekten kaliteli malzemelerden üretilmiş. Hem ABS plastik tarafı hem de alüminyum metal tarafında. Tuş yapısına geldiğimizde ise daktilolu tuş yapısını, yani yuvarlak tuş yapısını görüyoruz ve yumuşak bir yapıya sahip bu tuşlar arkadaşlar. Çok fazla güç uygulamadan rahatlıkla basım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine yüzey anlamında da çok fazla kaygan değil, çok fazla pürüzlü de değil ve deminki klavyede olduğu gibi yine Mac platformunda veya Windows platformunda bu klavyeyi kullanmak isterseniz Mac platformuna geçebilirsiniz veya Windows platformuna bu tuş üzerinden geçiş sağlayabilirsiniz. İnce ve küçük bir yapıya sahip olduğu için de laptop çantanıza falan koyduğunuz zaman çok fazla yer kaplamayacaktır arkadaşlar. İş seyahatlerinizde falan rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Dedikten sonra bir sonraki ekipmana gelin, hep beraber geçelim. İçerisinde incelemiş olduğum ekipmanlar içerisinde en çok beğendiğim klavye bu oldu. Bir sonraki sevdiğimse yine son inceleyeceğimiz ürün arkadaşlar, ikinci olarak. Ön yüzeyde klavyenin kendisini görüyoruz. Arka tarafında yine klavyenin sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedilmiş. Hem wireless bir klavye hem de
Mekanik bir klavye ve pro klavye olarak geçiyor. Tamamen metal gövde arkadaşlar. Tamamen gövde tasarımı metalden oluşuyor. Mekanik bir klavye ve wireless bir klavye. Merak ediyor musunuz? Ben gerçekten en başta çok merak etmiştim. Şimdi sizler için tekrardan detaylıca inceleyeceğim. Kutu içerisinde bir adet Type-C şarj bağlantı kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu klavyede herhangi bir pil bulunmuyor. Kendi bataryası bulunuyor. 1000 mAh'lik bir batarya kapasitesi bulunuyor. Burada şarj işlemini bu 1 metrelik bağlantı kablosu ile gerçekleştiriyoruz. Ve tabii ki kullanım kılavuzu, kitapçığı da yine kutu içeriğine eklenmiş. Şöyle hızlıca poşetinden kurtarayım klavyeyi ve nasıl güzel bir tasarıma sahip olduğunu sizler de görün. Simsiyah bir gövde ve tuş tasarımını birlikte görüyoruz arkadaşlar. Aslında gövde tam siyah değil. Bir tık griye kaçıyor ve tuşlar siyah. İkisi birleşince gerçekten çok güzel ve şık bir klavye tasarımı, gövde tasarımı ortaya çıkmış. Sağ üst köşede metal bir kısım var arkadaşlar. Burada MIV yazısını görebiliyoruz zaten. Burada pil hakkında, batarya hakkında bilgi alabiliyoruz ve Bluetooth'ta mı, wireless'ta mı kullanıyoruz onun hakkında bilgi alabiliyoruz ve yine Mac mi, Windows'ta mı yine onun hakkında da bilgi alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki şimdi estetik bir yapıya bakmanızı istiyorum. Şöyle yavaşça bu kısmı kaldırdığınız zaman mıknatıs bir yapıya sahip. Alt tarafta wireless adaptörü bulunuyor arkadaşlar. Wireless adaptörünü buradan çıkartıyoruz veya tekrar yuvasına takmak istediğimiz zaman takıyoruz ve bu metal kapağı tekrardan yerine oturtuyoruz ve mıknatıslı bir yapıya sahip. Klavye üzerindeki tuş tasarımlarından hemen sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kahverengi switch yapısı kullanılmış ve gövdeden yüksek bir şekilde tasarlanmış. Demin incelemiş olduğumuz iki klavye de gövdeye gömmeli bir şekildeydi. İnce bir tasarım olması anlamında. Burada tuşlar gövdeden yüksek tutulmuş. Zaten mekanik klavye, kahverengi switch. Kahverengi switch olduğu için sesi bir tık sizlere farklı gelebilir mavi ve kırmızı switch'e göre. Bu tuş sesi hem oyuncu hem de ofis ortamına ayak uydurabilecek bir tuş sesi arkadaşlar. Yani etrafınızdaki arkadaşlar yine çok fazla rahatsızlık vermeyecek şekilde işlerinizi sizlere hallettirebilir. Bu anlamda oyun odaklı bir klavye diyebilir miyiz buna? Yani oyuncu klavyesi olarak kullanabilirsiniz ama ofis ortamında da dilerseniz bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Tuş aralığı çok kısa tutulmuş ve tepkime süresi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani tuşlara çok fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Hafif bir dokunmanız yeterli. Ayrıca yine tuşlar üzerinde parmaklarınızın uç kısımlarının oturması için oval yuvalar yapılmış. Yani ergonomik anlamda yine klavyeye dokunuş yapılmış diğer modellerde olduğu gibi. Demin incelemiş olduğumuz modellerde olduğu gibi yine bu modelde de isterseniz klavyeyi Mac platformunda kullanabilirsiniz veya Windows platformunda kullanabilirsiniz. Buraya kısa yol tuşu eklenmiş. Onun hemen yan tarafında Bluetooth ve wireless tuşu bulunuyor arkadaşlar. Yine Bluetooth bağlantısını bu klavyede de gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz wireless bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. 5 saniye boyunca tuşa basılı tutarsanız Bluetooth moduna geçiyor. Klavyenin arka tarafına geldiğimizde burada yumuşak küçük ayakçıklar olduğunu görüyoruz. Yine masa üzerinde kontrolü arttırmak için. Ayrıca burada sabit bir yükseklik ayağı bulunuyor arkadaşlar. Yine 8 derecelik bir açıyla bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Harici bir pil takmanıza gerekiyor. Kendisi 1000 mAh'lik bir bataryayla bizlere geliyor ve hani kendi bataryası bittiği zaman eğer bir iş seyahatindeyseniz, dış ortamdaysanız, eğer bir power bankiniz varsa yanında şarj edebilirsiniz veya bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz ve şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Type-C bağlantısını yaptıktan sonra klavyenin şarj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca burada sağ üst köşedeki bildirim ışıklarından da şarj durumunu takip edebiliyorsunuz. Burada hemen bildirim ışıklarının arka tarafında da on off butonu bulunuyor arkadaşlar. Burada on modunu aldığımız zaman bakın ne geldi. Beyaz ışık modu mevcut klavye üzerinde. RGB ışıklandırmanın dışında beyaz sade bir ışıklandırma olmasına rağmen klavye üzerinde 10 farklı mod bulunuyor ve bu modlar arasında FN ve D tuşunun yardımıyla geçişler yapabiliyoruz. Klavyenin ışık şiddeti ise gayet yerinde olmuş. Işık şiddetinin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. FN tuşuna basılı tutuyorsunuz ve boşluk tuşuna bir defa bastığınız zaman ışıklar isterseniz kapanıyor ve bir defa tekrardan bastığınız zaman birinci seviye ışıklar çıkıyor arkadaşlar. Tekrar bastığınız zaman ikinci seviye, tekrar bastığınız zaman üçüncü seviye aydınlatmayı görüyorsunuz. Artık bunu pil durumuna göre kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu parlaklığı arttırdığınız zaman batarya daha hızlı bir şekilde bitecektir. Ona göre artık kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Tuşlar dokunmadığımızda kendisi zaten eco moduna geçiyor ve ışıklarını kapatıyor. Böylelikle daha uzun süreli bir
batarya ömrü olmuş oluyor. Demek ki incelemiş olduğumuz klavye modellerinde olduğu gibi bu klavyede de F1'den F12'ye kadar yardımcı multimedya tuşlarını görüyoruz. Malzeme kalitesi olarak gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Gövde tamamen alüminyum tasarımından oluşturulmuş ve 640 gramlık bir ağırlığa sahip. Hem tuşlarda kullanılan ABS plastik kalitesi hem gövdede kullanılan metal kalitesi gerçekten çok üst düzeylerde. Ergonomik anlamda da söylediğim gibi klavye 8 derecelik bir açıyla masada durduğu için yine deminki klavye modellerinde olduğu gibi bileğimizi çok fazla yormuyor arkadaşlar. Uzun süreli kullanımlarda bilekte oluşacak bir ağrıya sebep olmuyor. Dilerseniz şimdi kutu içerisindeki sonuncu ekipmana geçelim. İçerisindeki inceleyeceğimiz son ekipman aslında videonun en başından beri incelemiş olduğumuz ekipmanların ana odağı olan, ana noktası olan gündelik kullanımlarda veya ofis kullanımlarına uygun ekipmanlar kuralını kıran bir ekipman bu. Klavye belli belirsiz bir şekilde kutunun ön yüzeyine kazılmış ama kutunun arka tarafında klavyeyi net bir şekilde görebiliyoruz. Gri renklerle tasarlanmış. ESC tuşu sarı renkte. Oraya bir sarı dokunuş yapılmış. Alüminyum gövde tasarımından bahsedilmiş. 6 modlu aydınlatmadan bahsedilmiş. Işıklandırmadan bahsedilmiş ve burada mekanik switch olduğundan bahsedilmiş. Şimdi kutu içerisinden klavyeyi çıkartalım ve daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Demin incelemiş olduğumuz klavye oyuncu odaklı düşünülebilir. Yani mekanik klavye olduğu için, basım aralığının çok kısa olduğu için ve tepkime süresinin de çok iyi olduğu için. Ama bu inceleyeceğimiz klavye tam anlamıyla oyuncu odaklı. Yani gündelik kullanım ve ofis boyutunun dışında tam anlamıyla bir oyuncu klavyesi. Kırmızı switch olarak geldi bu ama bunun mavi switchli olan modeller de yine internet üzerinde mevcut. Tasarım anlamında sevdiğim bir klavye oldu ama demin klavyeyi daha çok beğendim. Yine tekrardan söylemek istiyorum. Açık gri ve koyu gri renklerden oluşan bir tuş dizaynını bu noktada görüyoruz. Yer yer koyu gri, yer yer açık gri ve burada ESC tuşuna küçük bir sarı nokta bırakılmış ve bu da gerçekten şık ve tatlı durmuş. Tuş tasarımına baktığımızda gövdeden yüksek bir tuş tasarımını görüyoruz. Mekanik bir klavye. Kırmızı switch'i biliyorsunuz. Mavi switch'e göre daha yumuşak basımlı ve ses anlamında da daha yumuşak bir ses. Yüksek tuş tasarımının olması tabii ki ışıklandırması da mevcut. Işığın daha eşit bir şekilde gövde üzerine daha şiddetli bir şekilde yayılmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Tam anlamıyla oyuncu klavyesi olarak bunu düşünebiliriz yani. Demin incelemiş olduğumuz modeller daha çok gündelik kullanımlarda veya ofis kullanıma daha uygundu. Ama bu model tam anlamıyla oyuncu klavyesi 1000 Hz'lik bir bağlantıyla bilgisayarlarla bağlantıyı sağlıyor. Yani 1 milisaniyelik bir gecikme değerine sahip. Yapmış olduğum testlerde arkadaşlar Valorant oyununu tercih ettim ve almış olduğum sonuçlar gerçekten çok iyi. Klavyenin vermiş olduğu tepkime süresi bayağı iyi arkadaşlar. Yani basmış olduğunuz anla almış olduğunuz tepki aynı anda oluyor neredeyse. Tepkime süresi anlamında çok başarılı. Demin incelemiş olduğumuz modellerde olduğu gibi yine bu modelde de F1'den F12'ye kadar yardımcı multimedya tuşlarını görüyoruz. Yine aynı fonksiyonlar arkadaşlar. Ses üzerinde kontrol, multimedya üzerinde kontrol gibi kontrollere bu fonksiyon tuşları üzerinden Fn tuşunu kullanarak erişebiliyoruz. Yine ABS plastik tasarımının dışında alüminyum gövde tasarımında kullanılmış ve malzeme kalitesi anlamında gerçekten çok başarılı. Klavyenin alt tarafında yine küçük yumuşak ayarçıklar bulunuyor. Yine masa üzerinde klavyeyi daha iyi bir şekilde kontrol edebilmemiz için kullanılan malzemeler bunlar. 1 metre 80 santim uzunluğunda örgülü yapıda USB bağlantı kablosunu görüyoruz arkadaşlar. Tuşların dokusu demin incelemiş olduğumuz modellere göre pürüzlü bir yüzey diyebilirim arkadaşlar. Basım hissiyat da yine deminki incelemiş olduğumuz modellere göre yani gündelik kullanımlarda veya ofis kullanımlarına daha uygun olan klavye modellerine göre bir tık daha sert. RGB ışıklandırması yok. Oyuncu klavyesi olduğu zaman genelde RGB düşünüldüğü için ama bu klavyede beyaz sade ışık kullanılmış ve gri gövde üzerine gerçekten çok yakışmış. Sahip olduğu ışıklandırma modlarına geldiğimizde ise nefes alıp verme modunu görüyoruz. Yağmur animasyonu modunu görüyoruz. Yine bastığımız tuşlarda ışıklandırmalar oluyor veya bastığımız tuşun satırında bir ışıklandırma gerçekleştiriyor. Mod anlamında 6 tane mod bulunuyor. Zaten beyaz ışıklandırma modu olduğu için de çok fazla farklı modlarda beklemek yanlış olurdu arkadaşlar.
Günün sonuna geldiğimizde ise incelemiş olduğumuz ekipmanlarda ortak nokta malzeme kalitesi anlamında gerçekten üst düzey malzemeler kullanılmış ve ergonomik yapıya da gerçekten dikkat edilmişti arkadaşlar. Onun farkına vardım ben. Tüm ekipmanlarda ergonomik yapı ön plana çıkartılmış. İncelemiş olduğumuz ekipmanlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Beğenmiş olduğunuz özellikleri neler veya eksik gördüğünüz özellikler neler? Onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Ekipmanlar hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.